Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pufur pufur yumuşacık kabarmalara doymayan maden sulu poğaçalar yaptım. Asıl sırrı maden suyunda olan bu poğaçayı uzun süredir takipte araştırıyordum zaten. Birkaç deneme yanılma yöntemi ile size bu mükemmel sonucu çıkardım. Bakın görüyorsunuz gözenekleri ne kadar belirgin, inanılmaz lezzetli oldu. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine sıcağa yakın bir su bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya. Siz yaş maya da kullanabilirsiniz ama ben 11 gram kuru maya ile bu sonucu elde ettim arkadaşlar. Şimdi el çırpıcısı yardımı ile mayamız birazcık aktifleşene kadar karıştıralım. Sonrasında ön mayalama işlemi için kapağını kapatalım ve 10 dakika boyunca mayamızın aktifleşmesini bekleyelim. 10 dakika sonunda gözenek gözenek köpük köpük olacak. Bu görüntü çok normal. Hemen sıvı malzemelerimizi eklemeye geçelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ. Arkadaşlar siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama ben sıvı yağ kullandım. 2 tane yumurta kullanıyoruz. Akını içerisine ekleyelim. Sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Bir kenarda beklesin. 1 şişe maden suyumuzu da ekleyelim. Köpük köpük olacak. El çırpıcısı ile sıvı malzemelerimizi de birazcık karıştıralım. Karıştıralım. Bu kadar yeterli. Şimdi un eklemesine geçiyoruz. 6,5 su bardağı un kullandım ben. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Unumuzu her zaman kontrollü, yavaş yavaş yoğurdukça ekleyelim. Bunu her zaman belirtiyorum. Çünkü un miktarı her zaman kalitesine göre farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Sert bir hamur tutmanızı asla istemiyorum. Yavaş yavaş yoğurarak ele yapışmayan, yumuşacık kulak memesi kıvamında böyle çok azıcık ele yapışan bir hamur elde edelim. Bu kadar ele yapışması çok doğal, normal çünkü arkadaşlar içerisinde maden suyu var. Bu ister istemez köpük köpük olmasını sağlıyor. Kapağını kapatalım. Oda ısısında 1 saat boyunca mayalanmaya bırakalım. Poğaça hamurlarınızı 1 saat mutlaka mayalandırın arkadaşlar. Eğer bayatlamayan güzel bir sonuç elde etmek istiyorsanız. Şu anda 1 saat doldu. Hamurumuz 3-4 kat olacak şekilde çok güzel mayalandı, kabardı. Mayalanan hamurumuzu tezgahın üzerine boşaltalım ve elimizle birazcık havasını alalım ve fitil oluşturalım. Daha sonra kesme pratiği ya da bıçak yardımı ile 14 eşit parçaya bölelim. Daha küçük poğaçalar elde etmek istiyorsanız eğer daha küçük parçaları da bölebilirsiniz. Benim için 14 tane yeterliydi. Şimdi avucumuzun içerisinde bu parçaları yuvarlaya beze haline getirelim. Tezgahın üzerine 3-4 parmak olacak şekilde aralıklı dizelim ve elimizin alt kısmı ile bu şekilde çukurlar oluşturalım. Siz bu işlemi uzunlamasına sıra sıra dizerek, oklavayla tek hamlede bastırarak da yapabilirsiniz. Ama ben hep böyle elimin altı ile yapıyorum. Ben peynirli yaptım iç harcını. İç harcı tamamen size bağlı. Evdeki malzemenize göre değerlendirin yapın arkadaşlar. Peynirli olması şart değil. 1-1,5 tatlı kaşığı dolu dolu olacak şekilde oluşturmuş olduğumuz çukurların içerisine güzelce doldurup kaşığın tersiyle bastıralım. Daha sonra gördüğünüz gibi peynir ortada kalacak şekilde kapatıp dudak oluşturalım. Pastanelerde bu işleme dudak oluşturma deniliyor arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bastırma işlemi, kapatma işlemi tam olarak. Pişerken ayrılmasın ve dudak oluşsun. Çok güzel bir görüntü olsun diye. Baş parmağımızın orta yerine doğru videoda da gördüğünüz gibi böyle kapatıp bastıralım. Tüm hamurumuz bitene kadar bu işleme devam edelim. Siz tepsinin tabanını yağlayabilirsiniz. Ben yağlı kağıt serdim. Tepsimize dizdikten sonra üzerine temiz bir mutfak bezimizi örtelim. 30 dakika boyunca mutlaka yer mayası verelim. Yer mayası çok önemli. 30 dakika yer mayasını aldı. Tepsi mayasını güzelce dinlendi. Üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı dolusu sütümüzü ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Daha sonra fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim. İlk bakışta sapsarı bir görüntü olacak üzerinde. Önceden sıcacık ısıtılmış alt üst ayarlı 180 derecelik fırınımızda 40 dakika boyunca nar gibi kızarana kadar pişirelim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimi de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.